Merhabalar, Lezzetli Lokmalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere donut tarifi vereceğim. 2,5 su bardağı un, 2 çay kaşığı maya, 3 yemek kaşığı şekeri ilave ediyoruz. Bunları bir güzel karıştırıyoruz önce, tam eşit olsun diye. Yani bu şeyin sapını niye kullandım çok merak ediyorum ama kullanmışız. 1 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı. Onu da ilave ediyoruz. Ve tekrardan karıştırmaya başlıyoruz. Yarım su bardağı unumuzu bir kenara aldık. Onu hamurumuzu güzelce şekillendirebilmek için kullanacağız. Hamuru elimizde şekil vermeye başladık. İsterseniz leğende güzelce karıştırın. İsterseniz tezgahınızın üzerine alın. Diğer yarım su bardağını dediğim gibi hamuru kıvama getirmek için kullanıyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamını aldı. Leğenimize koyuyoruz. Üzerini streç filmle kapatıyoruz. Leğenin kapağını da kapatıyoruz. 1,5 saat oda sıcaklığında dinlendirdik. Mayalandı. Şimdi açma işlemlerine başlıyoruz. Çok aşırı ince açmıyoruz. Hamurumuzu bir parmak kalınlığında açtık. Tabi burada parmağı tombul olanlar dikkat etsin. Ben kızımın parmağını ölçtüm. Diğer kalan hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz. Geniş bir bardakta biz kestik. Normal su bardağında çok küçük gelir. Fazla da büyük olmasın. Bu şekilde küçük bir şişe kapağıyla biz ortasını açıyoruz. Sizin aparatınız varsa daha şanslısınızdır. Biz böyle alternatif olsun diye bu şekilde açtık. Siz ortasını delmeyebilirsiniz de ama şekilde olduğu zaman daha güzel duruyor, daha ilgi çekici. Biz hamurun üzerine kapatıp 10 dakika dinlendirdik. Şimdi yağ aşamasına geliyoruz. Burada yağı test ediyoruz biz. Fazla kızgın olmayacak. Hamurunuz birden pişmesin ki içi hamur kalmasın. Onu bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Küçük hamurunuzla deneyebilirsiniz. Bu şekilde hamurları güzelce kızartıyoruz. Bir peçete altına koyuyoruz fazla yağsını emsin diye. Ama fazla yağ da çekmiyor. Biz burada küçük tencere kullandık. Fazla yağ harcamayalım diye. Siz isterseniz durumlar iyiyse geniş bir tencerede yapabilirsiniz. Biz bu şekilde küçük tencerede bir tane iki tane kızarttık güzelce. Hamurlarımız kızardıktan sonra 10 dakika dinlenme aşamasında benmari usulü yaptığımız çikolatalarımızı hazırlayacağız. Benmari demek buharda eritilen çikolata demek. Yani bunu sosyete diliyle benmariye çevirmişler ama ben pek sosyete işinden anlamadığım için buharın üzerine başka bir kap koyup çikolatalarımızı orada erittik. Ama suya değmeyecek üzerine koyduğumuz kap. Tamamen buharda erimesi lazım. Bu şekilde bunları ayırdık ve çikolatamıza bandırıyoruz. Çikolatalar bir müddet soğuduktan sonra üzerine güzelce soslarını da ekliyoruz. Bu minnoşları biz artı lokma niyetine yedik. Çok da lezzetli oldu. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız ben çok çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.